Bu sene 5.'si düzenlenen Kuzey Ren-Vestfalya ekonomi görüşmeleri Dortmund'da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ekonomi görüşmelerinin açılış konuşmasının ardından Dortmund Belediye Başkanı Ulrich Siau yaptığı konuşmasında Türkiye'ye övgüler dizdi. Belediye Başkanı'nın konuşmasını Türk-Alman Endüstri ve Ticaret Odası Başkanı Rolf Königs, Westfalen Eyaleti Ekonomi Bakanı Gerald Duin ve Essen Başkonsolos Yardımcısı Ahmet Davaz, Türk-Alman Sanayi Odası Türkiye Başkan Yardımcısı Engin Koyuncu birer konuşma yaptılar. Oda Başkanı Rolf Königs, Alman hükümetine sert ifadeler kullanarak artık vize işlemlerinin halledilmesi lazım dedi. Şimdi görüşmelerin ardından yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Das Begegnung zwischen Türkei und Deutschland hier in Dortmund. Ich könnte fast sagen, feiern können. Das ist eine ganz wichtige Veranstaltung für uns. Die türkisch-deutsche Industrie- und Handelskammer, die das hier veranstaltet. Wir werden natürlich unterstützt durch die Industrie- und Handelskammer Nordrhein-Westfalens. Und das ist eine ganz fantastische Sache, dass natürlich auch der Oberbürgermeister von Dortmund hierher kommt und unser Wirtschaftsminister Dün aus der Landesregierung, das finde ich ganz hervorragend. Das zeigt aber die Wichtigkeit der türkisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen. Ersoy Bey, siz eski Düsseldorf'ta Türk-Alman İş Adamları Derneği Başkanı olarak bugünkü yapılan program hakkında bir şeyler bahsedebilir misiniz? Bugünkü program 5. defa icra ediliyor. Evet. Türk-Alman Ekonomi Günleri Kuzey Vestfalya Eyaleti'nde. Ve program gayet verimli olarak buluyorum. Her geçen yıl biraz daha tecrübe kazanılıyor. Evet. Dolayısıyla bugün spesifik konularda ağırlık verilerek icra edileceği için program verimliliği, içerik olarak verimliliği artacaktır. Ama tabii bu programların maksadı bilgi edinmekten daha ziyade bir platformda insanların birbirleriyle görüşmesi, buluşması ve onun kaynaşmasını temin etmek. Evet, adım Oğuz Evler. Şu an Almanya'daki Türk Standart Enstitüsü'nün çözüm ortağı olarak burada çalışmalarımızı bu sene başlamış oluyoruz. Önümüzdeki senede bayağı bu konuda da ağırlıklı vatandaşlarımıza hizmetle bulunacağız. Siz hangi şehirden katılıyorsunuz burayı? Biz Aachen şehrinde kalıyoruz, Nordrhein-Westfalen'daki. Bugünkü kongrede bulunmamak çok önemli. Çünkü Alman ve Türk iş adamları arasındaki ticari konuşmaları daha da değerlendirmek, daha yeni ufukları taşımak gerekiyor. Evet. Ben Engin Koyuncu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği adına 2003 yılında Türk-Alman Ticaret Sanayi Odası'nın kurucu başkanlığıyla Almanya maceramız burada başladı, Odalar Birliği olarak. Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Vakfı onursal başkanıyım. Evet. Efendim, Dortmund'dayız bugün. Siz evet. Tahmin ediyorum Almanya'da her hafta bir başka yerdesiniz tahmin ediyorum. Şarkı göre. Her ay diyelim. Evet. Bugünkü yapılan kongrede sizin beklentilerinizi konuşabilir miyiz biraz? Tabii memnuniyetle. Şöyle bir isterseniz bir özetleyeyim. Evet. Biz 2003 yılında bu odayı kurduğumuzda Türkiye-Almanya ilişkileri 10 milyar euroların civarında yürümekteydi. Biz bu odayı kurarken dedik ki Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak biz buradaki Almanya'daki tüm kurum, kuruluşlar, herkesle bir araya geleceğiz. Birlikten, beraberlikten güç doğar. Ve dolayısıyla biz hiçbir siyasi amacı olmayan ama yalnız ve yalnız ekonomik konularda Türkiye-Almanya ilişkilerini inanılmaz bir noktaya çıkarmak hedefiyle buraya geldik. Efendim, bugünkü yapılan kongre hakkında biraz bir şeyler bahseder misiniz? Şimdi NRW Wirtschaft Kongresi'nin 5.'si yapılıyor bu sene. Evet. Efendim, NRW Wirtschaft Kongresi'ni organize eden arkadaşlarımız NRW Invest teki arkadaşlarımız organize ettiler. Şimdi buradaki amaç iki ülkeyi birbirine yanaştırmak, iki ülkedeki ekonomik güçleri bir araya getirip işte buralarda yatırım yapmak, Türkiye'de yatırım yapmayı sağlamak. Tabii şimdi asıl önemli olan, yani bugün konulardan bahsedildi, asıl önemli olan şey Türkiye'de üretilen mamullerin burada pazarlamasını sağlanması için vizenin ortadan kalkması. İsmim Çağlar Kepekçi, Merino Salı'nın Avrupa'daki şirketimiz olan Medipa firmasının genel müdürüyüm.
Bugünkü toplantı hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Bugün Türk ve Alman iş adamlarının bir araya geldiği, hem Türkiye'de hem Almanya'da neler yapılabilirin sorgulandığı, ortak paydaların arandığı güzel bir ticari gündü diyelim. Burada hem Alman devletin yetkilileri, hem onların arasında bu konuda yetkili insanlar bizlere fikir verdi. Bizler de hep beraber tecrübelerimizi paylaştık. Sevda Hanım, şu andaki katıldığınız kongre, sizin için katıldığınız kongre kaçıncı kongre oluyor? Ben bu sayıya hazırlıklı değilim. Çok. Biz evet. Uzun süredir Almanya'da çeşitli konularda, çeşitli toplantılarda, fuarlarda çalışıyoruz. Amacımız Alman ve Türk iş adamlarının birlikte iş imkanlarının geliştirmesini sağlamak. Evet. Sizin Türkiye'deki bağlı olduğunuz Makine İhracatçılar Birliği'nden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bizim 8000 üyemiz var. Kanunla kurulmuş bir kuruluşuz. Her ihracatçı bize üye olmak zorunda ve yapacağı ihracatları bize bildirerek yapabiliyorlar. Aslında bu bir devlete bağlı bir kuruluşuz ama yöneticileri özel sektörden seçmiş. Yani benim kendi şirketim de var ve ihracat yapan bir şirket. Bu 8000 üyenin yaklaşık 5000'i üretici ihracatçı, 3000'i tüccar ihracatçı. Bu 5000 üretici ihracatçı sadece Almanya'ya değil, dünyada bir ülke hariç bütün dünyaya ihracat yapıyor Türk makinacıları.